Arkadaşlar merhaba. Dersimizin 9.sıyla devam ediyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çizimlerimiz zaten yavaş yavaş hani bayağı bir ilerledik. Sketch bölümünde özellikle. Çünkü daha design'ın arkadaşlar işte 3 boyutlu bölümü var. Buradaki bölümleri işleyeceğiz. Sadece bakın şuradaki sketch'i işledik ve o da bitmek üzere. Çok az bir komut kaldı. Artık bundan sonrası bol bol pratik. Daha önceki dersimde de ben söylemiştim çizimler var. O çizimleri indirip bol bol pratik yapabilirsiniz. Ama hala tabii tam çizimlerin hepsini yapabilmek adına öğretmem gereken 3-4 tane daha komuttan sonra artık sketch bölümüyle ilgili çok fazla bir işimiz kalmayacak. Şimdi arkadaşlar mirror ve offset ile ilgili önceki dersten de bahsettiğim uygulamamızı yapalım ve devam edelim. Öncelikle arkadaşlar resmimizi açtığımız zaman şöyle baba bir çizim var. Hangi komutları kullanacağız? İşte circle var, ondan sonra offset komutunu kullanabiliriz. Offsetsiz de olabilir tabii ki. Onun haricinde işte mirror var. Mirrorsız da yapılabilir. Ama ben mirror öğretmek amacıyla burada mirror yapacağım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi simetrik bir parça. Tam ortadan giden bir eksen çizgisi var. Sağ ve solu tamamıyla aynı. Ölçüler 1 arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen referans alarak geldim. Top görüntüdeyim. Bir tane line aldım. Yukarı doğru çiziyorum arkadaşlar. Ortalama parçamızın ölçüsü ne alemdeymiş? Ona bir bakalım. 60, 35, 95, 100, 135 yapıyor arkadaşlar. Ortalama ben de 150 veya 135'lik yapalım. Şey olsun. En azından eksenimiz bu şekilde olsun. Bunu Construction'dan yapalım. Şöyle seçtikten sonra veya X tuşuna basarak da yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu Dimension bölümünü kapatalım şimdilik. Tekrar resmimi açıyorum. Arkadaşlar ister yukarıdan aşağı doğru ister aşağıdan yukarı doğru yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben aşağıdan yukarı doğru yapacağım. Bunu şimdi mesela bir tane daire çizeceğiz. Bir tane dairemiz arkadaşlar 40'mış. Diğer dairemiz de 10'muş. Yani yarıçapı 5, yarıçapı 20. 10'luk ve 40'lık dairelerimi alıyorum. Şuradaki bölüme mesela şuraya bir yere çizelim. 10. Tabii construction line açık olduğu için onu kapatalım hemen. Tekrar C'ye basıp 10. Sonra bir daha C'ye basıp 40. Bir daha hemen konsantrik oldu gördüğünüz gibi. Aynı merkezde. Şimdi bunu line'la hemen ölçü vereceğim arkadaşlar. Vereceğimiz ölçüyü bilmek adına hemen şuraya bakıyorum. Arkadaşlar bakın bunun yarıçapı 20 ise o zaman bu aşağıdan dip noktasından yukarı doğru 20 olacak. Onu evet zaten bunu bu şekilde direkt yaptık. Şöyle bir daha dimensions'ı açalım. Bakalım vermiş mi ölçü? Evet vermiş. Çünkü direkt kapattığı için onu göremedim. Tekrar ölçülendirmeye devam ediyorum. Buradan da arkadaşlar bakalım hemen ölçümüz kaçmış. Merkez iki merkezin arası 30'muş arkadaşlar. Yarısı ne yapar? 15. O zaman bunu da alıyorum. Şuradaki bölümden. Şuradaki bölüme 15 diyor. Evet. Dairemiz bu. Şöyle mesela bakın trimlemeye çalıştığımız zaman yine trimleyeceğiz ama bunu daha sonraki aşamada hemen göreceğiz. Şuradaki line'ımı aldım. Buradaki bölüme teğet geçerek şekilde bunu da ayarladım. Artık line'ım burada mevcut. Şimdi tekrar resmimi aldım. Bakın çünkü şuradaki line çizdim ben. Dairem şimdi böyle gidiyor yukarı doğru. Daha yukarı doğru gittikten sonra da belli bir miktar düz yukarı çıkıyor. Ve çıktığı miktar arkadaşlar belli değil. Ben de bu çizimi daha önceden yapmadım. AutoCAD'de çizmiş olabilirim ama yani sizinle beraber daha önceden çizip hani bir daha anlatma yapmıyorum. Herhangi bir sorunla karşılaşırsam alternatif üretip hemen öbür taraftan geçeceğim. Öyle olması daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir hata olursa çözümü en azından birlikte görmüş oluruz. Veya yapamadığınız bir nokta olursa ki olabilir. Bunları da hani hep beraber anlık olarak hemen çözmüş oluruz. Şimdi uzatmadan arkadaşlar bunun da göbeğin kalınlığı 40'mış. Bunun buradan arkadaşlar mesafesi buraya 20. Geliyorum. Yanlış bölüme geldim. Evet şuradan. Bir tane 20'lik çizgi çizeceğim. İsterseniz bakın şuradan şöyle yapın. Daha sonra bunu silebiliriz. İsterseniz hiç böyle bir şey yapmayın. Bunu buradan buraya offsetleyebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmadan böyle ben bir düz çizgi çizdim. Uzunluğu falan hiçbir şey önemli değil. Bilmiyorum çünkü. Buradan burası 20. Daha sonrasında da arkadaşlar bizim extend komutumuz vardı hatırlarsanız. Buna basınca ne yapıyordu? Buraya uzatıyordu. Şimdi bunu buraya kadar uzattık. Hatta kafanız karışmasın diye bakın burayı sildim. Burayı da sildim. Çünkü burası yok. Şuradaki dairemizin ölçüsünü belirtti kendisi. Evet, şurada ölçü burada kalsın. Sonra trim'e devam ediyorum. Buradakini de sildim. Evet. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Hatta şöyle
Yapalım mı? Çünkü daha iyi olacak. Bakın şuradaki hattı çıkartmış oldum. Geliyorum buraya. Bakalım, evet, buradaki hat çıkmış. Hat yukarı doğru çıkarken, evet, ne kadar çıkacağını bilmiyoruz demiştim. Belli bir miktar burada tıkanlık kaldık. Yani bakın, belki devam ettirilebilir yani şuradan şuraya. Hatta aradaki mesafeyi vermiş, bakın kolun uzunluğu. Tamam, 70'miş. Yarısı da 35 yapar. Ben diyorum ki biraz da yukarıdan aşağı doğru gideyim. Daha sonrasında arkadaşlar burayı birleştirebiliriz. Şimdi bunun buradan yukarısı neydi? Arkadaşlar bizim 135'ti. Zaten çizgimizin tepesi orayı belirtiyor. Şöyle baktığımız zaman evet 135. Sonra geliyorum arkadaşlar, line'ı aldım. Şöyle bir açıyla çizgi çizdim. Bunu buradakiyle, buradakinin açısı kaç olacakmış? Hemen ona bakalım. 54'ün yarısı 27 yapar arkadaşlar. Buraya geliyorum. Şöyle 27 yazarak buradaki açımı tutturuyorum. Çizginin uzunluğu vesaire hakkında benim yine bilgim yok. Sadece dik üçgenin yüksekliğini vermiş. Buradan burası arkadaşlar yükseklik olarak 40'mış. Ölçülendirebilirsek o şekilde ölçülendirin. Ölçülendiremezsek sanırsam yapmayacaktır. Ha, evet, yok, yaptı. Bunu da böyle 40. Evet. Bunu da böyle yapmış olduk. Başka programlarda vesaire yapmayabiliyordu. O yüzden şüpheye düştüm. Şimdi ise arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu buradan 40 olarak verdim. Daha sonra ucundan aşağı doğru bir miktar ineceğiz. Yine ineceğimiz miktar vesaire belli değil ama bakın buradan aşağı doğru bir 35 inersek, daha doğrusu inmeye gerek yok aslında. 35'lik dairemizi aşağıya çizip merkez uzaklığına da yine yarı çapı, bakın şuradaki bölüm 70. Tam ortadan buraya da 35. Yukarıdan aşağıda 35'lik bir daire çizersem onun konumuna göre kolu da aşağı indirip rahatlıkla yapabilirim. Şimdi buraya bir dairemi çiziyorum. Hemen keşke baksaydık ölçüsüne. Bir tanesi 5 yarı çapı, yani 10'a. Diğeri de arkadaşlar 16. Şurada göstermiş, çapı 16. 10'a 16'lık dairemiz çiziyoruz. Merkezde olsun diyoruz. Daha sonra bunları hemen şöyle 10. Hop, yapamadık. 10. İçtekini tıklamışız. Bu da 16 arkadaşlar. Şimdi bu iki dairemi buradan buraya diyorum ki 35. Yine buradan buraya 35. Evet. Konumu çıktı hemen hemen. Bu konuma bağlı olarak tekrar inceleyelim resmimizi. Arkadaşlar şurada da bir tane açımız var. Bu açılı çizgi şuradaki bölüm 60 dereceyle gidecek. Yani iki taraftan 120 vermiş. Ben bunun yarısını 60 olarak alacağım. Şunu şöyle bir çizelim. Hatta onun da tam konumunu vermiş aslında. Bakalım gerçekten öyle tutacak mı? Şuraya vermiş mi? Vermemiş, pardon. Ben orayı vermiş diye zannettim. Şuraya arkadaşlar şöyle yapalım. 120'nin yarısı 60 yapar. Burayla burayı seçtim. Ve buraya da 60 dedim. Şimdi daha sonrasında arkadaşlar bunu ne yapacağız? Constraint bölümünde ne vardı? Ne vardı bizim? Arkadaşlar coincident vardı. Burada coincident'ı noktasını alıyorum. Buradaki bölüme uzattım. Bakın 60 dereceyle bu buraya ne yapmış oldu? Artık birleşmiş oldu. Bakalım gerçekten öyle mi? Evet öyle. Buraya kadar birleşmiş oldu. Yine yukarıdan aşağı doğru 40 mesafesinde bir tane burada bir dairemiz varmış. Hemen onu da çizelim. Bunu da isterseniz X tuşuna basarak Construction'dan yapalım. Kafamız karışmasın. Şuraya tepe noktasına bir tane daire çiziyoruz. Dairelerin ölçüne bakmadığım için tabii böyle çap çap 12 olan bir dairemiz. Hatta yani illa buraya çizmenize gerek yok. Aslında AutoCAD'den kalan bir mantıkla hani gittiğim için öyle oldu. Burayı da arkadaşlar 12 diyerek tekrar kontrol edelim. Evet, dairemizin çapı 12 olarak buraya geçmiş oldu. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar bizim bir komutumuz, yani komut değil aslında, horizontal vertical'da ne yapıyorduk? İşte bu daireyi şöyle alalım. Neden böyle yaptı? Ha, şöyle yapalım tekrar. Şuradaki noktayı şuradaki dairenin merkezine atınca ne yapıyordu arkadaşlar? Otomatikman ikisini aynı hizaya atıyordu. Eğer yatayda yakınsa yatayını atıyor. Dikeyde yakınsa da dikeyini atıyor. Tamam, bunu Y ekseninde ben sabitledim. Pardon, X ekseninde sabitledim. Şimdi ise arkadaşlar Y eksenindeki yüksekliğini verelim. Buraya da sanırsam 40 diye hatırlıyorum. Evet. Şuradaki ölçümüzün arkadaşlar aslında mesafesi. Şuraya hemen gelelim. 40'ımızı yazalım. Ve ölçümüz buraya sabitlensin.
daha doğrusu parçamız sabitlenir. Şimdi bakın yavaş yavaş çıkıyor aslında. Yani hatta şuradan da isterseniz şöyle bir tane line'ımızı dik olarak yapalım. Ezbere yaptım tamamen. Hiçbir şey yok. Bakın şuradan şöyle aşağı doğru ezbere gittim. Şimdi arkadaşlar şu kolları birleştirince benim buradaki işlemim bitecek. Şimdi offset hiç kullanmadık aslında. Aslında şuradan şöyle de belki aynı paralelde devam ettirirsek olabilir. Bakın buradaki dairemizin çapı kaçtı? 16. Yani 8. Şuradaki mesafenin uzunluğu 8. Şuradan aşağı doğru olan mesafe de 8. Yarı çap her yerde aynıydı. Daha sonrasında arkadaşlar offset komutunu alıyorum. Parçam bu. Ne yapalım? Bunu hemen 8 atalım. Okey. Daha sonrasında offset'e bir daha girdim. Bunu seçtim. Bunu da flip direction yapalım. Bunu da 8 dedim. O yanlışlıkla arkadaşlar üst üste attık. Oradaki eksiği sildim. Aslında silmeyecektim. Parçamı seçtim. Şöyle eksi 8 dersem, evet gördüğünüz gibi attı. Bunu da buraya attı. Yani flip yapmamıza gerek yok. Şimdi buradaki bakın şöyle gördüğünüz gibi kol boşta kaldı. Bunu da ne yapıyoruz? Extend ile buraya atabiliyoruz. Bunu attıysak öbürünü de keselim. Burayı da kestim. Böyle bir şey yok. Burayı da kesiyorum. Burası da yok. Bakın kol tamamen çıktı aslında. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen açalım resmimizi. Benziyor mu? Evet. Buradaki kolumuz böyle. Buradan aşağı doğru gidiyor. Burası da yukarı doğru sivrileşerek çıkıyor. Aslında parçamız tamam gibi. Hemen. Daha bitmedi. Şimdi ise arkadaşlar şöyle mirror komutunu yaparak iş çizimi sonlandıralım. Gördüğünüz gibi aslında bir çizim hem bakış açısını anlatmakla hem de çizimi yapmakla hemen hemen yine 10 dakikayı buldu. Şimdi bunu da arkadaşlar ne yapacaktık? Bizim mirror komutumuz vardı şurada. Bu mirror komutuyla arkadaşlar bunun hepsini şöyle seçelim. Seçtikten sonra mirror line'ı seçiyorduk hatırlarsanız. Mirror line'ımız da bu olsun. Ve bunu aslında arkadaşlar şurası trimlenecekti. Daha doğrusu ben hemen direkt mirror'a geçtim ama şurasını unuttum. Bakın şimdi fark ettim. Yarı çap 3 olan buradaki 3, 3, 3. Ha şurası 2'ymiş. 2 olan filletlerimiz var. Aynı zamanda şu ortadaki kanalın çizgisi var. Bunu cancel diyor. Hemen onları hızlıca tamamlayalım. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi şöyle mesela bakın buradan buraya çizgi de atabilirsiniz. Veya burada şöyle snap'ı açarsak tam buradan çıkmış. Şöyle tam buradaki bölümden tutturup şuraya. Aynı şekilde bunu da buraya. Eğer buradan tam tepeden tutmadığını düşünüyorsanız arkadaşlar yine ne yapıyorduk? Bunun şuradaki noktasını buradaki noktaya getirip yine aynı şekilde buradaki noktayı şuradaki noktaya getirip hem tanımlı yapıp hem de garanti alabilirsiniz işinizi. Bunları da hani öğrenmiş, hani pratik öğrendiniz ama pratiğini daha fazla yaparak anlayabilirsiniz. Burayı da aldı. Daha sonrasında arkadaşlar şurayla şurası 2. Bunlar genelde hani parçalarımız daha sağlam yapılı olsun diye böyle yapılıyor. Şuradaki bölümden tekrar şunu da aldım. Burayı da 3. Yine aynı şekilde son komuttan filletten arkadaşlar bunu da 3 yapalım. Ve işimizi bitirelim diye düşünüyorum. Şimdi ise arkadaşlar bunu geldim burada mirror bölümüne. Tümünü seçiyorum. Eksik bir şey kalmadı. Hatta bunu da seçtim. Select'e basarak Construction Line'i seçiyorum. Okeylediğim zaman benim parçam tamamdır arkadaşlar. Ölçülendirmeler kapalı. Constraint'leri de kapatalım isterseniz. Parçamız gördüğünüz gibi çıktı. İsterseniz bunu artık 3 boyutu diye çevirip işlemine devam edebilirsiniz. Onları da arkadaşlar öğrendiğimiz zaman o işlemlerimizi de hızlı bir şekilde yapacağız. Umarım arkadaşlar faydalı bir video olmuştur. Çizimi bu şekilde yaptım. Ben hemen size şöyle bir resim göstereyim. Bu resmi de arkadaşlar kendiniz uğraşarak yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu da benden size ödev olsun. Normalde kısa sürseydi ben bunu yapacaktım ama siz yaparsınız. Zaten verdiğim çizimler içerisinde de bu var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Buradan ekranı durdurup da izleyebilirsiniz. Eminim faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.